Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki ÖSYM tadında sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. AOB üçgeni O merkezi daire biçimindeki saat üzerine aşağıdaki bir yerleştiriliyor. Evet saatte kaç bölme var arkadaşlar? 12 bölme var değil mi? Her bir bölme kaçar dereceye denk geliyor? 30'ar. Çünkü niye? 360'ı sen 12'ye böldüğün zaman 30 derece yapıyor. O zaman her bir bölme 30'ar derece. O zaman bu her bölme 30 derece ise bu bir bölmeye giriyor. Burası 30'dur. Bu 1, 2, 3 bölmeye giriyor. O zaman burası nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Başka ne verilmiş bize? AO ile OB birbirine eşit verilmiş. Şunun da şu birbirine eşit verilmiş. İkiz kenarlık da var. E, x kenarın tepe açısı 120. Şuradaki açı 120 olduğuna göre 180'den 120 çıkarttı. 60 2'ye böl. 30 30 yaptı bunlar. E hocam buradaki x isteniyor. 30 30 ve x'in toplamını alacaktır. 180 olacaktır. E, dolayısıyla x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 120 derece çıkar. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Bir pergel ABC üçgenin AC kenarı üzerinde O noktasına sabitlenip A ve B noktalarından geçen çember yayı çiziliyor. Evet tam burada neredeymiş AC kenarı üzerindeki O noktasına sabitlenip A ve B'den geçen bir çember yayı çizilmiş. Bu çemberin devamı hocam C'den geçer demeyin öyle bir şey dememiş. Sadece buraya konulmuş bu yarı çap uzunluğuyla bak buradaki uzunluk eşit verilmiş. Yani bu çember yayı çizdik ya bu çember yayı çizdiğimizde bu yarı çap uzunluğu. Hocam çemberdeki en etkili silahımız nedir? Yarı çap çizmektir. Hocam çember sorusunun burada ne işi var demeyin. Yani ÖSYM yani şey MEP kazanımında da bunu görüyoruz zaten. Çembersel özellikleri de normal doğru açı ya da üçgen açı sorularında da sorabiliyorlar. Ya sonuçta pergel mantığı var burada. Sen bu pergelde şöyle çizdiysen şu pergel buraya geldiğinde şu pergelin şuradaki uzunluğu da eşit olmak zorunda değil mi arkadaşlar? E bu da bu da aynı şekilde pergel uzunluğu buraya kadar buraya kadar geliyor. Ya da çemberdeki en etkili silahımız yarı çap çizmektir. E bu pergelin açıklığı çift çizgiyse bu da pergelin açıklığı çift çizgi kadar olmak zorunda. Yani ne çıktı burada? 1, 2, 3. Eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar. 60 60 ve 60 derece oldu burası. Hocam 20 de var. var 20 de var. 20'yi de kullanalım. 2 iç açın toplam bir dış açı. Dolayısıyla burası 40 yapar. E x de buradan kaç yaptı? 60 artı 40'tan 100 dereceye eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Tabanları bir doğru üzerinde üzerine gelerek Şekil 1'deki gibi birleştirilen iki özdeş ikizkenar üçgenin kenarları arasında 30 derecelik açı oluşuyor. Üçgenlerden birinin eşit kenarları doğru üzerine gelerek yerleştirildiğinde ise şekil 2 oluşturulmuş. Son durumda A, B ve C doğrusal olduğuna göre x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ikizkenar üçgenler böyle konulduğunda hani ikizkenar üçgenler böyle arkadaşlar konulduğunda 30sa bunlar özdeş ikizkenar olduğu için buradaki açılar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Ikiz kenarlıktan dolayı burası da nokta, burası da nokta bu arada. 180'den 30 çıkart 150. 2'ye böl. 75 75 yaptı. Yani x kenarın taban açıları kaçar er derece oldu arkadaşlar? 75'er derece oldu. Diğer şekilde de şöyle 75'er dereceleri koyalım. 75 75 150 buraya 30 kaldı. 150 burası da 30 oldu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu doğrusal dediyse sana şu büyükte de bir üçgen yok mu arkadaşlar? Var. E 30 75 ve bu açının toplamı 180 yapacak. 30 75 daha 105 buraya kaç kaldı 75 yani 30 artı x 75 olacağından x de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar 45 derece çıkıyor yani 3. sorunun cevabı böylelikle balık kesir oldu geldik 4. soruya birbiriyle dik kesen doğru parçalarının oluşturduğu şekil ile kalınlığı önemsiz AB direği şekil 1'deki konumdayken direkt B köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde bu konuma gelmiş kalem döndürdüğünde yine aynı kalem mi evet bu eş yapı arkadaşlar. Döndürme yapılarında genelde eş yapıyı kullanacaksınız. Genelde değil. Çoğunluğunda. Aynı şey gerçi ama Neyse. Evet. Eş yapı. Hocam burada da böyleyken bu uzunluk buraya geldiğinde de böyle. Yani eski halinde de böyle. Bak dikkat. A. ikizkenar üçgen çıktım. Burada çıktı. 20, 90'sa buraya ne kaldı? 70. 70, 90'sa burası 20 oldu. O zaman buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? 70 derece kaldı. E hocam burası 70 derece yaptı. İkiz kenarın tepe açısı 70. 180'den 70 çıkartı. 110 2'ye böl. 55 derece oldu mu arkadaşlar burası? Oldu. Yani cevabımız böyle ne çıktı arkadaşlar? 55 çıktı. Dördüncü soru C an oldu. Geldik beşinci soruya. Aşağıdaki ABC üçgeninde tabanları doğrusal konumlandırılan iki özdeş iletki. Kullanılarak hatasız ölçüm yapılıyor. Evet şuradaki açı kaç derece arkadaşlar? Bu 180 ile 155 arası. Hocam burası 25 derece. Hocam şuradaki açı 125 ile 180'e kadar gidiyor. 180'den 25 çıkarsak kaç oluyor arkadaşlar burası? Burası da 55 derece oluyor. E, büyük üçgende hiçbir açı verilmemiş. O zaman ben iletkilerin özelliğini kullanacağım değil mi arkadaşlar? E, bu iletki burada böyle devamını getirsek şu iletkilerin kenarları birbirine yapıştırıldığı için bu kenarları şu kenarları da birbirine paralel değil midir? Çünkü iletki bakın şu iki paralel yapıdan oluşur. Dikdörtgen şeklindedir alt tarafı. Hocam bu da dikdörtgen şeklinde iki paralel yapıdan oluşur. Dolayısıyla otomatikman bu çizgiyle bu çizgi ne oldu? Paralel oldu. E yöndeşlikten dolayı o zaman burası 55 derece oldu. E, artık 25'e ve x'e baktığın zaman fark etmişsindir. 25 ve x iki tane açı yan yana dayanamam. 25 artı x direkt 55'e eşit olur. x de buradan kaça eşit oldu o zaman? 30 dereceye eşit oldu arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 6. soruya. Aşağıda ABC üçgeni ve üçgen içindeki açılar gösterilmiştir. Buna göre diyor bu durumlarından hangilerinde x 30 derece olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Bu durumları ayrı ayrı inceleyelim arkadaşlar. Ne yapalım? Ben şunu şöyle bir kopyalayayım. Biraz küçük olacak ama neyse bu dursun. Dursun bakalım böyle. En son yaptığımda kopyalayayım yana koyayım. Daha güzel olacak açınızda. açınızdan. AB ile AD eşit olduğunda arkadaşlar. AB ile AD eşit olduğunda ve A açısı 70 derece olduğunda hocam burası 70 derece ise o zaman X kenarlıktan dolayı burası da 70 derece olur mu? Bu arada ve B eşittir C olduğunda ve B eşittir C olduğunda diyor. Hocam şu açıyla da şu açı eşit olduğunda x 30 olur diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? İkiz kenarlıktan dolayı 70 ise burası da 70. 70, 70, 140 tam buraya 40 kaldı. E hocam bu açılar da eşit demiş sana. Burası da 40. O zaman 40 ile x'in toplamı ne olacak arkadaşlar? 40 artı x eşittir. Şuraya yazıyorum üçgen içine. Çünkü, çünkü kopyalayacağım. 40 artı x eşittir 70 olduğundan x'i buradan kaç bulduk? 30. Sağlandı mı? Sağlandı. Birinci sağlandı arkadaşlar. Hemen şunu kopyalayayım. Yan tarafa koyayım. Şöyle koyayım arkadaşlar. Birincisi sağlandı mı? Sağlandı. Şöyle küçülteyim hatta. Şimdi sileyim burayı. İkinci durum ne diyor arkadaşlar? İkinci durumda da AB AD AB AD ve BD eşit olduğunda ve x ile de c birbirine eşit olduğunda yani şu açılar birbirine eşit olduğunda diyor. Bakalım gerçekten bir şey oluyor mu? O zaman bu durumda da hocam bu açılarımız 60'ar derece oldu. Eşkenar üçgen olduğundan e şu açılar değişirse hocam x'inin toplamı e, x'in 30 olmasına bakıyoruz değil mi? Şurası da x burası da x. E, 2 x 2 iç açın toplam bir dış açı olduğundan 2 x 60 olduğundan x de buradan kaç oldu? 30 oldu. Bu da sağlandı arkadaşlar. Hemen bunu da kopyalayıp yan tarafa koyayım. Çünkü bazen arıyorsunuz bu bilgileri. Bizde her şey düşünülüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Koydum buraya. Üçüncü duruma bakayım arkadaşlar. Üçüncü durumda arkadaşım B ile d eşit olduğunda arkadaşım B ile d eşit olduğunda şöyle bir de A ile C eşit ve 40 A 40 C de 40 olduğunda diyor x olur diyor gençler bunlar birbirine eşitse ikiz kenar, tepe açısı şu bir ikizkenar üçgen mi oldu? Evet tepe açısı 40 ise 180'den 40 çıkart 2'ye böl 70 70 hocam bunlar 70 70 yaptı İki iç açı bir dış açı yani 40 artı x Eşittir 70 olacağından x de buradan kaç oldu? 30 derece oldu arkadaşlar. 2 de sağlanmıştı zaten. Üçüncüde de, de x'i biz 30 bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. O zaman cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 olacaktır. Ben şunu da alıp şu yan tarafa kopyalayayım da sıkıntı olmasın arkadaşlar. Böyle koyayım şuraya. Aradığınız şeyi buradan bulursunuz böyle. 3'ü de doğru oldu arkadaşlar. Yani cevabımız do dolayısıyla... Ne çıktı? Edremit çıktı. Yok denizliymiş. Genelde edremite koyuyorlar bunu. Cevap böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik 7'ye. Arkadaşlar 7. soruyu maalesef ben YouTube'da çözemiyorum. Sebep YouTube'da biliyorsunuz ÖSYM'nin soruları çözülemiyor. Ee, ben izin almam lazım. Yani i̇zin de öyle kolay vermiyorlar. O yüzden bu soruyu geçmek zorundayım. Artık uygulamada var mıdır çözümü bilmiyorum. Bakarsınız arkadaşlar. Tamam. ÖSYM köşesi. ÖSYM'de çıkmış bir soruydu. Neyse geldik 8. soruya. Şekil 1'deki dörtgenin iki kenarı eş ve iki, iki, iki açısı 20 derece. 20-20. Eyvallah. E, sonra ne olmuş? Bunlar böyle yapıştırılmış. Aa, bunlar böyle yapıştırılınca bak dikkat et. 20-20. Şuraya ben bir aç 20 -20 y açısı dersem. 20 20-20-y. 20-20-y. Hocam burası da 20 20 y yazınca ana burada bir boynuz 3'ünün toplamı 2y'ye eşit olmayacak mı? Evet. 20 artı 20 artı y eşittir 2y olacağından y'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? y'yi 40 bulduk. Evet y açısını 40 bulduk arkadaşlar. E y açısı 40 ise burası da 20 20 y değil mi? Aynen öyle. E, o zaman y açısı 40. Hocam burası 40. Burası 20 daha 60. Buraya kaç kaldı? 120. Takıldık kaldık. Hocam eş yapıları kullanıyorsak eşitleri de kullanacaksın burada. Yani eşitleri nasıl kullanacaksın? Bu kenarlar çizgi, çift çizgi, çift çizgi yaz. Bak çift çizgiye çift çizgi. Aa bunları yazınca burada bir x kenar çıktı mı? Çıktı. E bu x kenarda da o zaman burası da x'tir. E, 180'den 120 çıkartıp 2'ye bölüp direkt bulursun ya da 2x artı 120 ben şurayı yazayım isterseniz. Eşittir 180 olacağından 2x de 60 olacağından x de buradan kaç geliyor? 30 geliyor. Yani 8. sorunun cevabı da böylelikle akçay oldu. Ve ÖSYM tadında bir soruların ÖSYM tadında sorular birincisini bitirmiş oluyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.